Başlarım. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısının açılışında sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Konuşmamın hemen başında Ceylanpınar'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabırlar diliyorum. Yine dün Mısır'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için de Mısır halkına buradan taziyelerimi iletiyorum. Bu arada kardeş ülkeler olan Pakistan ve Mali'deki gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Gerek Pakistan'da gerek Mali'de huzur ve istikrarı kalıcı olarak temin edecek, demokrasiyi güçlendirecek bir sürecin başlatılmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Değerli kardeşlerim, hükümet olarak 2023 hedeflerimiz başta olmak programımızda yer alan konular üzerinde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı milletvekili seçimlerinin yenileneceği 2015 yılında azimle, istikrarla sürdüreceğiz. Bunun yanında parti teşkilatları olarak önümüzde önemli bir seçim daha var. Mali idareler seçimlerinin yapılacağı 2014 yılı Mart ayına giderek daha çok yaklaşıyoruz. 2013 yılıyla birlikte artık seçim heyecanını çok daha canlı biçimde hissettiğimiz bir döneme girdik. Biz bildiğiniz gibi her an sandıkta hesaba çekilecekmişiz gibi milletle kesintisiz irtibat halinde olan bir parti olarak çalışmalarımızı yürüttük, yürütüyoruz. 2012 yılında her kademede tamamladığımız kongrelerimizle birlikte artık teşkilat olarak tüm mesaimizi 2014'te yapılacak seçimlere hazırmış gibi yapıyoruz. 2014 yılı Mart ayına kadar, yani mali seçimlere kadar teşkilat olarak gerçekten çok yoğun, çok gayretli, azimli ve kararlı bir çalışma programını uygulamak durumundayız. Bakınız, muhalefet 10 yıl boyunca yaptığı gibi önümüzdeki seçimde de bizimle hizmet siyaseti, eser siyaseti, insan merkezli bir siyaset üzerinden yarışa girmeyecek, giremeyecektir. 10 yıl boyunca yaptıkları gibi bütün mesailerini iftiraya, karalamaya, hakarete ayıracaklardır. Onlar bizimle hizmette yarışamaz. Biz de onlarla bir kara siyaset yarışına, mücadelesine asla girmeyiz. Biz yine yaptıklarımızda milletin huzuruna çıkacağız. Ülkeye, millete kazandırdıklarımızla, eserlerimizle halkın karşısında bulunacağız. Bunlardan ziyade biz devam eden projelerimizle, başladığımız ve başlayacağımız devasa projelerle milletimizden yetki isteyeceğiz. Biz onları, bize atmaya çalıştıkları ama kendilerine bulaşan çamurla baş başa bırakacak 2023 hedeflerine, 2071 hedeflerinin çatısını oluşturmaya odaklanacağız. Allah'ın izniyle 81 vilayetin 81'ine elimizde projelerle gideceğiz. Sorunları tek tek tespit edecek, potansiyelleri gözden geçirecek, her bir şehrimiz için ufuk çizen, vizyon ortaya koyan hayal ve hedeflerimizi milletle paylaşacağız. Elbette
bu süreçte muhalefetin kasıtlı olarak yaydığı yalan, iftira, karalama kampanyalarıyla da karşı karşıya bulunacağız. Ama biz bunları bu gayretlerimizle etkisiz hale getireceğiz. Milletimizin yalanlara, iftiralara itibar etmemesi için anında delilleriyle, belgeleriyle bu yalan ve iftiraları müfterilerin suratına çarpacağız. İşte bunun için milletle irtibatımız her zamankinden çok daha sağlam ve sıkı olacaktır. Şunu hatırlatmakta değerli arkadaşlarım fayda görüyorum. Bizler her birimiz bu makamlara bir makam sahibi, bir paye sahibi olmak için gelmedik. Tam tersine bizler bu makamlara ağır sorumluluklar yüklenmek, bu ağırları da hakkıyla ve hakkaniyetle ifa etmek için görevlendirildik. Bu salondaki ve bu salon dışındaki her bir kardeşimin bu şuur içinde olduğuna, daha doğrusu ben yürekten inanıyorum. Teşkilatımız içinde hangi kademede olursa olsun, gerek yeni seçilen arkadaşlarım, gerek eskiden beri görev üstlenmiş arkadaşlarım, üzerlerindeki emanetin bilinciyle, vakarıyla ve ağırlığıyla hareket edip her saniyelerini, her anlarını millete hizmetle geçirmek zorundadır. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi terör meselesine kalıcı bir çözüm üretmek için çalışmalarımızı yoğun şekilde, kararlı ve umutlu olarak devam ettiriyoruz. Son derece hassas bir süreçten geçiyoruz. Bir kere her bir arkadaşımın bu sürecin hassasiyetini tam olarak anlamasını ve bu sürece uygun olarak hareket etmesini özellikle tüm arkadaşlarımdan rica ediyorum. Zira Türkiye'de terör sorununun sona ermesiyle her türlü rantını kaybedecek olan kesimler var. Bunlar bu hassas sürecin ilerlememesi için ellerinden geleni yapacaklardır ve yapıyorlar. Bu çevreler iftiralarla, ithamlarla, aslı olmayan dedikodularla milletin zihnini bulandırmak için her yola tevessül edeceklerdir ve ediyorlar. Milletimizin bunlara itibar etmemesi için, gerçekleri öğrenebilmesi için teşkilatımız son derece donanımlı şekilde bu söylentilerin üzerine gitmeli. Bakın bir kere de burada genişletilmiş il başkanları toplantımızda ifade ediyorum. Biz AK Parti olarak, AK Parti hükümeti olarak yasaların dışında meşruiyeti olmayan, milletimizin değerleriyle uyuşmayan hiçbir işin, hiçbir çabanın, hiçbir gayretin içinde olmadık ve olmayız. Biz değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin partisiyiz. Biz 75 milyonun iktidarıyız. Bizim siyasetimiz bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmak anlayışıyla asla ilerlemedi, ilerlemeyecek. 75 milyonu kucaklayan, 75 milyonu bir ve beraber gören bir anlayışla bugünlere geldik ve böyle de devam edeceğiz. Acıyı dindirmek için Türkiye'nin ayağına bağ olan bu sorunu artık sonlandırmak için, Türkiye'de kardeşliği daha da pekiştirmek için ne gerekiyorsa meşru daire içerisinde onu yapıyoruz ve yapacağız. Bize işte bu ortaya koyduğunuz anlayış çerçevesi dışında atfedilen her niyet, değerli arkadaşlarım, iftiradır. Yalandır, asılsızdır. Milletimizin hassasiyetlerini istismar ederek onları yanıltmak isteyenlere hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. Bakın ben dün grup toplantımızda MHP Genel Başkanı'nın aslı astarı bulunmayan
mesnedi olmayan, iftira ve hakaretten öteye geçmeyen söylemlerine itibar etmeyeceğimizi ifade etmiştim. Ancak dün MHP Genel Başkanı bilinçsizce öyle bir pas attı ki bunu taca atmak da mümkün değil. Söylediklerini onun çirkin üslubuyla aktarmam zaten mümkün değil. Ama ben mealen Başbakan şunları söyledi diyor. %34 oy aldı. Başbakan şunları şunları yaptı. %47 oy aldı. Başbakan şöyle şöyle konuştu. %50 oy aldı. Başbakan şimdi de bu süreci nihayete erdirirse %70 oy alır diyor. Bu muhteşem matematik yeteneğinden ve muhteşem siyasi çözümlemesinden özellikle de AK Parti ile ilgili bu siyasi öngörüsü ve iyi niyet temennilerinden dolayı Sayın Bahçeli'yi tebrik ediyorum. Sayın Bahçeli demek ki sorun başbakanda ya da millette değil, sorun demek ki sizde. Demek ki milletle başbakanın irtibatı çok iyi. Demek ki millet başbakanı, başbakan da milleti anlıyor. AK Parti milleti, millet de AK Parti'yi çok iyi anlıyor. Ama siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi bu tavrı 10 yıllardır sergiliyor. CHP 10 yıllardır milletin dilini anlamıyor. Milletle aynı dili konuşamıyor. Ve sürekli milletin tercihlerini aşağılıyor. İşte şimdi nihayet MHP'de CHP ile aynı safa girmiştir. Millete bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam demek neyse MHP liderinin bu söylemi de işte aynen odur. Biz çok şükür bugüne kadar milletimizle aynı yolda yürüdük. MHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği gibi bundan sonra da bu yolda milletimizle yürümeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu süreçte tekrar ediyorum, herkes sorumluluklarının farkında olmalı, sağduyulu olmalı, en önemlisi de hassas olmalı. Altını çizerek ifade ediyorum, bu süreç en başta bir samimiyet sınavıdır. Bir samimiyet testidir. Bu süreç bir kez daha kimin çözümden yana olduğunu, kimin de acıdan, kandan ve gözyaşından yana olduğunu tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde netleştirecek bir süreçtir. Kendi kitlelerine, kendi yandaşlarına şirin görünebilmek adına sürecin hassasiyetini zedeleyenler hem kendileri kaybeder hem ülkeye, millete kaybettirirler. Biz bu süreçte her türlü sözlü ve fiili kışkırtma karşısında 10 yıldır yaptığımız gibi sabrın tarafında durmaya devam edeceğiz. Biz her türlü kışkırtma, tahrik, provokasyon karşısında soğukkanlılığımızı ve sağduyumuzu muhafaza edeceğiz. Çözümü bütün kalbimizle arzu ediyoruz. Ve bunun gerçekleşmesi için biz bakarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Birileri buradan farklı anlamlar çıkarmasın. Terörle mücadeleden vazgeçecek, terörle mücadeleyi asla askıya alacak değiliz. Terör örgütü silahlarını bırakıncaya kadar, terör örgütü saldırılarına son verinceye kadar bizim güvenlik güçlerimiz operasyonlarına devam edecektir. Şunu da ifade etmeliyim ki şu anda güvenlik güçlerimiz her zaman yaptıkları gibi kahramanca ülkenin huzuru için çalışırken aynı zamanda provokasyonların, kışkırtmaların, sabotajların yaşanmasının da önüne geçiyorlar. Yarın ve cuma günü Diyarbakır, Tunceli, Mersin ve Kahramanmaraş'ta yapılacak gösterilerde de güvenlik güçlerimiz tahriklerin ve sabotajların önüne geçmek için yine hassas ve müteyakkız olacaklardır. Siyasetçilerin
sorumluluk makamında olanların da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Tekrar ediyorum. Bu süreç bir turnusol kağıdıdır. Bu süreç aynı zamanda bir samimiyet sınavıdır. 75 milyon kimin nerede durduğunu bu süreçte çok daha net olarak görecek ve eminim ki en güzel şekilde de takdir edecektir. Bakın BDP dün bir kez daha Paris'te yaşanan olaylardan hükümeti sorumlu tutmak gibi kışkırtıcı bir tavrın içine girdi. Bunlar ucuz siyaset örnekleridir. Çirkin siyaset örnekleridir. Bunlar Fransa'ya soru soracak cesareti olmayanların kendi efendilerine, kendi örgütlerine soru soracak cesareti bulunmayanların kof kabadayılık gösterileridir. Biz bunları yutmayız. Milletimiz de bunları yutmaz. Dün bir başka kof kabadayılık örneğini de CHP'nin o malum teröristlere çiçek çocuk muamelesi yapan teröristlerin evine taziyeye giden milletvekili sergiledi. Onun da kendi genel başkanına söz söyleyecek cesareti yok. Kendi partisindeki milletvekili arkadaşlarına söz söyleyecek cesareti yok. Bizim üzerimizden prim yapma gayreti içinde. Şimdi ben çok merak ediyorum. Ya hani bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisiydi? Hani bu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'ten bile eski bir partiydi? Hani bu CHP Cumhuriyet'i kuran partiydi? Her fırsatta Atatürkçüyüm diyen, Kemalistim diyen, Kuvayi Milliye ruhunu sürekli istismar eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün artık Ege'de Rumlara etnik temizlik yapıldı diyen bir parti haline geldiğini görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? CHP'nin bir milletvekili çıkıyor, hem de genel başkanın hemşehrisi bir milletvekili çıkıyor, Ege'de Rumlara etnik temizlik yapıldı deme cüretini gösteriyor. Yazık. Gerçekten çok yazık. Ama hakkını da yemeyelim. CHP Genel Başkanı hemşehrisi olan o milletvekilinden daha farklı bir zihniyete sahip değil. Bunu biliniz. Çünkü gizli ajandası var. O gizli ajandasını asla açamaz. İsrail'e sözcülük yapan, Fransa'ya avukatlık yapan, daha dün Suriye'de üniversite bombalayıp 49 genci alçakça katleden Baas Partisi'ne Beşar Esed'e muhabbet sergileyen bir CHP genel başkanı işte o malum milletvekilinden farklı bir yerde değildir. Bakın ben şu hususu da bugün burada açıklamak durumundayım. CHP genel başkanı şu anda Çin'de. Belki kendisine de bu hususu böylece hatırlatmış oluruz. Kendisi o koltuğa oturduğu andan itibaren Türkiye'yi, kendi ülkesini, yani bizleri gazetecileri hapse atan bir ülke olarak dünyaya lanse etti ve ediyor. Nereye gittiyse Türkiye'de gazeteciler hapiste diye kampanya yaptı, ver yansın etti. Nereye gittiyse Çin'den daha fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de var dedi. Şimdi kendisi Çin'de. Şimdi buradan hatırlatıyorum ki araştırsın. Gerçeği defalarca yüzüne çarptık. Ama pişkinlikle kendi ülkesini karalamaya devam etti. Bakın çok ilginçtir. Ettekrar ahsen velevkâne 180. Atalım ki yer edinsin. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi 2011 yılındaki raporunda Türkiye'de sadece 8 gazetecinin tutuklu ya da hükümlü olduğunu belirtti. İşte CHP Genel Başkanı'nın gayretleriyle aynı komite 2012 raporunda birdenbire bu sayıyı 76'ya yükseltti. Şimdi buradan CHP Genel Başkanı'nın tutuklu gazeteciler diye savunduğu mahkumlardan birkaç tanesini ben açıklıyorum. Bak tutuklulara girmiyorum ha. Sadece mahkumlardan.
O malum milletvekiline tepki gösteren CHP milletvekillerinin, genel başkanlarının neyi savunduğunu görmelerini istiyorum. Ve CHP'ye gönül veren vatandaşlarımın da neyin, kimin peşinden gittiklerini bilmesini istiyorum. H.D. isimli şahıs, güya gazeteci, mahkum olduğu suçlar ne biliyor musunuz? MLKP terör örgütüne üye olmak, kaldığı hücre evinde değişik çapta ateşli silahlar bulundurmak, resmi belgede sahtecilik, Kadıköy'de marinaya patlayıcı koymak, silahlı banka soygunu. Suçlar bunlar. Ve bu gazeteci. Böyle gazeteci olur mu ya? Bir başka şahıs. MG. Mahkum olduğu suçlar. DHKPC örgütü üyesi olmak. Resmi belgede sahtecilik. Bir polis memurunu, bir bekçiyi katletmek, şehit etmek. Polise silahlı saldırı. Polislerle silahlı çatışmaya girmek, yaralamak ve öldürmek. İşte size bir gazeteci daha. Arkadaşlar, böyle bir gazeteci olur mu? Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarım, böyle bir gazeteci olur mu? Ama bunlar CHP'nin genel başkanına ve yanındakilere göre gazeteci. Ve o örgüte göre de gazeteci. Nasıl bir örgütse. Bir başka örnek. E.S. Mahkum olduğu suçlar. TKP-MAL, TİKKO ve PKK örgüt üyesi olmak. Emniyet müdürlüğü ekiplerine silahlı saldırı. Silahla yaralama. Örgüt adına haraç toplama. İşte buyurun size CHP Genel Başkanı'nın gazetecileri. Yanındakilerinin sunduğu gazeteciler, bu örgütün ifade ettiği gazeteciler. Herhalde benim buradaki gazeteci kardeşlerim de böyle gazetecileri tanımamıştır. Tanımazlar, bilmezler. Liste böyle uzayıp gidiyor. Değerli kardeşlerim, tüm dünyaya Türkiye'de gazeteciler hapiste dedirten şahıslar bunlar ve benzerleri. CHP Genel Başkanı bunlara sahip çıkıyor. Bunların avukatlığını, bunların propagandasını yapıyor. Türkiye'deki durumu biz kendisine defalarca izah ettik. Adalet Bakanım izah etti. Ama anlamıyorlar. Şimdi kendisi Çin'de. Bir zahmet oradaki durumu da Çinli yetkililere sorusun. Onlardan o çok merak ettiği bilgiyi kendisi alsın. Çıkmış teröristin evine taziyeye giden kendi milletvekiline güya ayar vermeye çalışıyor. Hiç kusura bakmasın. Üzüm üzüme bakarak kararılmış. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Değerli arkadaşlarım, muhalefetin bu kadar zihin iltihabı yaşadığı bir dönem, AK Parti'nin sorumluluğu kat kat artıyor. Muhalefet kendi ezeyanlarıyla meşgul olurken, bizim sorumluluk idrakiyle çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Onlar kendi dertleriyle, kendi şahsi ikballeriyle meşgulken, bizim milletin elinden çok daha sıkı tutmamız gerekiyor. Biz birleştirici olacağız. Biz kucaklayıcı olacağız. Onlar ayrım yapacak ama biz ırk, dil, din, mezhep ayrımını kapımızdan içeriye asla almayacağız. Büyük düşünecek, büyük adımlar atacak, büyük eserler ortaya koyacağız. Sizlerden özellikle şu soğuk kış günlerinde milletimizle olan irtibatınızı daha da artırmanızı rica ediyorum. Başbakan olarak valilerimize, kaymakamlarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için gereken talimatları veriyoruz. AK Parti kadın kollarımızın
Bu konuda biliyorsunuz kampanyası var. Bu kampanya vesilesiyle kadın kollarımıza ulaşan desteklerimiz var. Ve bu desteklerin de ihtiyaç sahiplerine süratle ulaştırılmasını istiyorum. Ve değerli kardeşlerim, bizler özellikle AK Parti teşkilatının kavramları arasında uzak gibi, ücra gibi, sapa gibi kavramlar olmadı, olmayacak. Her mahalleye gitmek, her sokağa ulaşmak, her hane ile dertleşmek, bizi biz eden, bugünlere getiren en önemli hasletimizdir. Bunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Ben de bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de her fırsatta, ama yurt içinde ama yurt dışında, yurt içinde bütün parti teşkilatlarımızı, yurt dışında STK'ları ziyaret etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. İşte önceki hafta Şanlıurfa'ya gitmiştik. Ve Şanlıurfa'da toplu açılış töreni, ondan sonra dolaştığımız ilçelerimiz ve bu ilçelerimizde halkla bütünleşmelerimiz hakikaten çok farklı bir heyecanı alana yansıtmıştı. Demek ki şu anda AK Parti iktidarına, AK Parti'ye gönül verenler evelallah arazide çok diri, çok canlı vaziyette duruyor. Ama çalışacağız. Hanelere gireceğiz. Ruberu çalışacağız. Sadece uzaktan olmaz. Evlere, bütün hanım kardeşlerimiz, yere gelecek ailece bir araya gelmek suretiyle bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu hafta sonu inşallah Gaziantep'teyiz. Cuma akşamından Gaziantep'e gidiyoruz. İnşallah cumartesi sabah teşkilatımızla beraber olacağız. Ondan sonra toplu açılış törenlerimizi yapacağız. Ve o gün orada yapacağımız toplantılar, ertesi gün Islahiye ve Nizip ilçelerine gideceğiz. Ve oralarda inşallah kampları ziyaret edeceğiz. Ve cuma akşamı gittiğimiz Gaziantep'ten pazar akşamı inşallah döneceğiz. Ve bütün bu çalışmalarımızı yaparken arzumuz, gayretimiz teşkilatımızın çok daha canlı, çok daha gayretli olarak geleceğe yürümesidir. Ve ben bir kez daha tabii sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Biraz daha devam edelim. Gökhan.